Türkiye'nin savaşçı ruhu, savaşçı Türk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce son günlerde kanalımıza uygulanan erişim engelini aşmak için videolarımızı beğenerek, yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Misak-ı Milli, bir diğer adı Ahd-ı Milli nedir? Milli Misak da denilen Misak-ı Milli, yani Milli Yemin, son meclisi mebusan tarafından açıklanmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda ilerlerken en önemli adımlardan birisi Misak-ı Milli Bildirisi'nin açıklanmasıdır. Misak-ı Milli 17 Şubat 1920 yılında kamuoyuna açıklanmışsa da 28 Ocak 1920 yılında kabul edilmiştir. İstanbul'da son meclise mebusan 6 maddelik Misak-ı Milli'yi deklare etmiştir. Milli Misak'ın açıklanması tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Misak-ı Milli kararları ve maddeleri nelerdir? Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü Misak-ı Milli bildirgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın hedefleri belirlenmiş ve derhal uygulamaya geçirilmiştir. Misak-ı Milli ile ülkenin savunulacak sınırları da ortaya konulmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Ankara hükümeti, dönemin siyasi şartları sebebiyle Musul ve Kerkük meselesini lehimize sonuçlandıramadı. O zamanlar Musul ve Kerkük, Irak toprak bütünlüğü bahane edilerek Irak sınırları içerisinde bırakıldı. Fakat Irak toprak bütünlüğü bozulması halinde Türkiye, Musul ve Kerkük üzerinde hak sahibi olabilir maddesi de ayrıca anlaşmada yer aldı. Görünen o ki zengin petrol yataklarının içinde barındıran Musul ve Kerkük üzerinde oynanan oyunlar son bulmuyor. Bölgenin asli etnik unsuru olan Türkmenler nasıl azınlık durumuna düşürülüyor, bölgenin yapısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine nasıl değiştiriliyor, tüm bunları gazeteci yazar Kenan Gülerci'nin uzun zaman süren zahmetli ve zor araştırmaları sonucunda kaleme aldığı yazısını da öğreneceğiz. Ayrıca videomuzun açıklama kısmında yer alan linkten Kenan Gülerci'nin kaleme aldığı yazıya da ulaşabilirsiniz. Şimdi Kenan Gülerci'nin yazısına geçelim. Türkmenler Kerkük'te azınlık durumuna nasıl düşürüldü? Bu sorunun cevabını yaptığımız uzun ve zorlu bir saha araştırmaları neticesinde elde edebildik. Bu çalışmalar esnasında 2021 yılı Ekim ayında gerçekleşen Irak seçimlerinde Türkmenlerin Irak parlamentosuna yeteri kadar milletvekili sokamadıklarının sebebi daha net anlaşılmış oldu. Irak Türkmen cephesi, Türkmen hareketi yeniden yapılandırılmalıdır. Türkmenleri temsil eden siyasi partilerden oluştuğunu bildiğimiz Irak Türkmen cephesi bir çatı kurum olarak biliniyor idi. Veya öyle lanse ediliyordu. Meğer öyle değilmiş. Gerçekte ise Irak Türkmen cephesi partisi adıyla Türkmen halkının tamamını temsil etmeyen fakat Irak Türkmen Cephesi adının mirasını yiyen, Türkmen halkına da kan kaybettiren hali hazırda mevcut durumdaki 9 Türkmen partisinden bir tanesi olarak faaliyet gösteren bir partidir. Yani tüm Türkmen halkını temsil etmiyor. Bu gerçeğin altını çizerek belirtelim. Irak Türkmen Cephesi Partisi'nin Genel Başkanı Erşat Salihi ve yönetimi 2021 yılı Mart ayına kadar yaklaşık 10 sene bu partiyi yönetti. Sergilediği politikalar neticesinde son yapılan Irak seçimlerinde Türkmenler sadece 2 milletvekili kazanarak azınlık durumuna düşürülmüştür. Türkmen siyasetinde ön cephede boy gösteren tecrübeli milletvekili Erşat Salihi bu hezimetin yaşanmasında ne gibi rol üstlendi? Detaylarıyla açıklıyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Kerkük üzerine son günlerde yapılmaya çalışılan kirli planlardan rahatsızlığını dile getirdiği konuşmasında, Kerkük'ü peşmergenin eline ve emeline bırakmak için plan yapanlar aklını başına almalı. Ateşle oynamaktan vazgeçmeli. Kerkük Türk'tür. Türkmenlerin can evidir. Dünyada her şey olur ama Kerkük Türksüz olamaz. Kerkük'ün statüsü ve tarihi dokusu üzerinde
oyun kuranların bu Türkmen kentini peşmergenin eline ve emeline bırakmak için plan yapanların aklını başına alması, ateşle oynamaktan vazgeçmeleri çağrımdır. Kerkük Türk'tür, Türkmenlerin can evidir dedi. Kıymetli Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı gibi Kerkük Türkmenlerin can evidir. Dolayısıyla bu topraklarda sergilenmeye çalışılan kirli oyunları görüyoruz. Bu oyunları da yüce Türk milleti bozmaya muktedirdir. Bu anlaşma Kerkük'te Türkmenleri azınlık durumuna düşürme hamlesidir. Kerkük'teki etnik mezhepler arası mutabakatı sağlayabilmek için Irak'ta her seçim döneminde yeni bir seçim yasası gündeme geldiği bilinmektedir. Irak'ta Kerkük seçim yasasının 2021 seçim öncesinde ve Birleşmiş Milletler gözetiminde Kerküklü Kürt, Türkmen ve Arap temsilcileri milletvekilleri tarafından anlaşarak düzenlenmesi ve sonra da Irak parlamentosunda yine aynı temsilciler tarafından onaylanması sonucu Kerkük seçim yasasına Türkmenleri azınlık durumuna düşürülmesi şeklinde uluslararası meşruiyet kazandırılarak seçimler yapıldı. Türkmenlerin aleyhine olan o belgede kimlerin imzaları var? 2021 Ekim seçimleri için hazırlanan Türkmen vekillerin de imzaları ile gerçeklik kazanan o belge Türkmen halkı için hezimete yol açmıştır. Kerkük'te faaliyet gösteren diğer bütün Türkmen partileri milletvekillerine Kerkük seçim bölgelerinin sınır ve kapsamları ile ilgili hemen hemen 11 farklı alternatif teklif sunmalarına rağmen Türkmen milletvekilleri Erşat Salih'i ve o dönemdeki milletvekilleri akıl almaz bir şekilde diğer Kürt ve Arap toplumların menfaatine fakat Türkmenlerin aleyhine olan o belgeyi imzalamışlardır. Kerkük için seçim sonucu 6 Kürt, 4 Arap ve 2 Türkmen milletvekili olarak gerçekleşti ve seçim yasasının Kerkük'teki etnik mezhepler arası mutabakat sonucu ortaya çıktığı Birleşmiş Milletler tarafından tescillendi. Araplar toplam 60 bin küsür oy ile 4 milletvekili çıkardı. Türkmenler ise 60 bin küsür oy ile biri Irak Türkmen cephesinden olmak üzere 2 milletvekili çıkardı. Tuz Hurmatu'da yaklaşık 80 bin Türkmen seçmene karşın 40 bin Kürt seçmeni bulunuyor. Türkmenler değil, Kürtler parlamentoya bir milletvekili gönderdi. Yani sahada kazanılmış mücadelenin masa başı oyunlarıyla kaybedilişinin tezahürü yaşanmış oldu. Kerkük 3 bölgeye bölünmüştür. %100 Türkmen olan ilçe köy ve mahallelerdeki Türkmen nüfusu bölünerek Arap ve Kürt bölgelerinde gösterilmiştir. Akıllara şu soru geliyor. Hangi mantıkla bu belge imzalanmıştır? Bu duruma itiraz eden diğer Türkmen siyasi partiler temsilcilerinin itirazları neden dikkate alınmadı? Neden görmezden gelindi? Türkmen milletvekilleri bu haksızlığa karşı veto hakkını kullanmayı tercih etmedi mi? Nüfus oranlarındaki Türkmen sayısına bakınca bu işin altında nasıl kirli bir oyun oynandığı anlaşılıyor. Türkmen yurdu olan Kerkük'te Türkmenler, siyasi temsilcilerinin yanlış politikalar yüzünden mi azınlık durumuna düşürüldü? İşte o Kerkük'teki etnik mezhepler arası mutabakat belgesi. Kerkük'teki etnik mezhepler arası mutabakat belgesinde şehir merkezi, mahalle ve köylerin isimleri yazılıdır. Rahim Avı, Musella Mahallesi gibi Dakuk, Kümbet Köyü, Kerkük'ün kuzey ve doğu bölgesini Kürt bölgesi şeklinde tahsis edilmiş, batı ve güneyinde Arapların yoğun yaşadığı Havice bölgesi olarak belirtilmiş. Bu seçimde Türkmenler 2 milletvekili çıkardı. Yerleşim yerlerindeki Türkmen nüfusunun yüzdelik oranlarına bakınca nasıl bir kirli oyun oynandığı çok net görülüyor. 1. Bölge. Burada 5 milletvekili çıktı. 4 milletvekili Kürt, 1 milletvekili Arap. Yani Kerkük seçimde 3 bölgeye bölündüğünden bu bölgeden Türkmenler milletvekili çıkaramadı. 2. Bölge. Önceki seçimde Türkmenler 4 milletvekili çıkarmıştı. Türkmen cephesi yeniden yapılandırılmalıdır. Türkmenleri temsil eden 9 Türkmen Partisi mevcut. Türkmen halkını temsilen faaliyet gösteren 9 tane siyasi parti var. Ve bu partilerin içinde devlet tecrübesi olan milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, bürokratlık yapmış yaklaşık 35-40 tane siyasi deneyimi olan farklı isimler mevcuttur. Bu tecrübeli isimlerden faydalanılarak Türkmen cephesi yeniden yapılandırılmalıdır. Yani şu an milletvekili olan Erşat Salih'i Türkmen halkının tamamını temsil etmemektedir.
Irak Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Hasan Turan, Türkmen Eli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Irak Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Sabah Mehmet, Irak Türkmen Karar Partisi Genel Başkanı Kerim Zeynel, Türkmen Halk Partisi Genel Başkanı Turhan Müftü, Türkmen Vefa Hareketi Genel Başkanı Ferhat Tuzlu, Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkanı Hüsamettin Türkmen, Türkmen İslami Birliği Genel Başkanı Casim Mehmet, Irak Türkmen İrade Partisi Jale Neftçi. Türkmen siyasetinde aktif rol alan ilk siyasi parti ise Türkmen Eli Partisi olmuştur. Siyasi projeleri ve en fazla aktif örgütlenme çalışmasına sahip olan parti Türkmen Eli Partisi'dir. Bu tabloya bakınca Kerkük'te Türkiye'den acilen tarafsız bir soruşturma heyeti gönderilmelidir. Bu heyet Türkmen halkını, Türkmen kuruluşlarını bizzat sahada ziyaret ederek gerçekleri öğrenmek adına Türkiye'den gönderilen yardımların nasıl dağıtıldığı, nerelere ve kimlere harcandığı soruşturulmalıdır. Özellikle bu soruşturma heyeti tarafından mutlaka sahada Türkmen halkıyla görüşmeler yaparak sağlıklı bilgi elde edilmelidir. Erşat Salihi türbünlere mi oynuyor? Irak Türkmen Cephesi Başkanlık görevinden ayrılan ya da ayrılması istenen Erşat Salihi neden bugünlerde Türkiye'de kendisini ön plana çıkarma peşine düştü? Her gün bir takım etkinliklerde boy gösteriyor. Bir gün Ayasofya'da poz verirken, bir gün Sakarya'da Kerkük konulu panele katılıyor. Türkmenlerin öz yurdu olan Kerkük'te siyasi faaliyetleri bakımından yıllardır ön cephede aktif rol oynayan milletvekili Erşat Salihi'nin yaşanan bu kötü tabloda varsa sorumluluğu sorgulanmalıdır. Hatta Salihi'nin temsil ettiği Türkmen Cephesi Partisi Başkanlığından ayrılmak zorunda bırakılmasının sebepleri de araştırılmalıdır. Türkmen halkı Erşat Salihi'den rahatsızlıklarını fırsat bulduğu her ortamda dile getirmektedirler. Türkiye tarafından yaklaşık 3 milyon Türkmen halkına ulaştırılmak üzere gönderilen yardımlar, Erşat Salihi ve yakın çevresi tarafından Türkmen halkına adil bir şekilde ulaştırılmadı mı? Detaylı olarak araştırılmalıdır. Kendisi de bir siyasi partinin genel başkanı olmasına rağmen kendini Türkmenlerin tek lideri olarak görüp hala da öyle göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre Irak Türkmen Cephesi Partisi'nin ilgi çekebilecek siyasi ve sosyal projesinin olduğu bilinmemektedir. Irak parlamentosunda Türkmenlerin menfaatine yönelik herhangi bir yasa çıkarılmasına katkı sağlamadığı gibi Türkmenleri temsil eden diğer aktif siyasi partileri görmezden gelerek demokratik çoğunluğun önü kesilmiştir. Bu konuların soruşturulması ve elde edilebilecek bilgiler doğrultusunda yeni bir strateji belirlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin verdiği desteklere rağmen Türkmen halkı yaşadığı coğrafyada hem alan hakimiyetini hem de siyaseten kan kaybediyorsa bu durum ciddi ciddi sorgulanmalıdır. Mavi Vatan tezi Türkmen elini de kapsar. Türkmen kardeşlerimizin mavi zemin üzerinde ay yıldızı bir bayrağı var. Yani bu topraklar üzerinde yaşayan Türkmen kardeşlerimizin vatan toprağıdır. Emekli tüm amiral Cihat Yaycı Paşa'nın Mavi Vatan tezi bu topraklara uzanmaktadır. Mavi Vatan sadece Akdeniz'deki deniz alanlarımızla sınırlı olamaz. Türkmen kardeşlerimizin yaşadıkları Bayır Bucak'tan Mendeli'ye kadar bu topraklarda Mavi Vatan sayılır. Tarihte çeşitli siyasi oyunlarla hakkımız gasp edilerek elimizden alınan, aslında bizim olması gereken Musul ve Kerkük'ten bize ne diyerek bahsedemeyiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Musul ve Kerkük meselesi hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.